Makinesi YouTube kanalına herkese merhabalar. Tarafsız Gazetesi ofisinden herkese tekrardan merhabalar diliyoruz. Bugün yanımızda Giresun'un önemli futbolcusu Sergen Çetincioğlu kardeşimiz var. Sergen öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Sergen'im, seni tekrar tanıyabilir miyiz? Yazılım olarak anlatayım ama sözler olarak da biraz bahsedelim. Sergen Çetincioğlu kimdir? 1993 doğumluyum. Aslen Karslıyım. İzmir'de doğup büyüdüm. İzmir'de yaşıyorum. Peki hedeflerin neler Sergen? Hedeflerim Giresunspor'la bu sene Süper Lig'e çıkmak, yani şampiyonluğu yaşamak. Sonra Süper Lig'de Giresunspor'la devam etmek. Ondan sonra inşallah olursa da milli takım. İnşallah kardeşim. Giresun'un peki bu seneki hedefleri neler? Sen ne görüyorsun? Yani bu takım için kesin çıktı olarak görüyorlar. Tabii ki erken kıyamete kapılmamak lazım. Evet. Sen bu konu hakkında neler düşünüyorsun kardeşim? Kaç haftalık, sence kaç haftalık bir periyot bizi Süper Lig'e taşır? Şimdi şöyle, daha 10 haftamız var. Çok iyi bir çıkış yakaladık takım halinde. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Henüz erken konuşmak ama biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Yani şehir olarak, hani kulüp olarak, futbolcu, başkan, yönetim, hoca, hepimiz kenetlendik yani. İnşallah sezon sonu bu ipi göstereceğiz yani. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. İnşallah kardeşim. Peki unutamadığın bir maç var mı bu sezon? Seni en çok zorlayan maç hangisiydi? Ya da artı ya da eksi olarak yani şu maçta çok mutlu oldum dediğin bir maç ya da çok üzüldüm dediğin bir maç var mı bu sezon? Adana Demir maçı yendiğimizde çok mutlu olmuştum. O benim ilk maçımdı hani tam anlamıyla. Sonra da devam ettim, benim için de çok iyi oldu. Üzüldüğüm maç bu Altay maçı. Gerçekten hani mücadeleden dolayı iyi mücadele ettik. Kazanmayı bilirdik, olmadı, nasip olmadı. Yani bunları diyebilirim. Peki Giresun taraftarlarına neler söylemek istersin kardeşim? Bizi izleyen Giresun taraftarlarına neler söylemek istersin? Giresun taraftarı gerçekten çok iyi bir taraftar. Her şeyiyle. Taraftarımız için biz şampiyonluğu çok istiyoruz futbolcu grubu olarak. Gerçekten yarım bir asır yani takım lige hasret. İnşallah daha çok çalışıp bir an önce şampiyonluğu garantileyip taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Gerçekten bunu hak ediyorlar. Kardeşim şimdi 12 haftalık bir galibiyet serimiz vardı. Evet. Dünya'da bir Manchester City'li bir yarış halindeydik. Yani bu bizleri tabii ki mutlu etti. Ama futbolcular üzerinde bir baskı var mıydı? Çünkü biliyorsunuz birçok spikerler de, birçok TRT spor yorumcuları da Giresun'u şampiyon olarak görüyorlar. Bunlar sizin üzerinize bir baskı oluşturuyor mu? Sen bu konu hakkında neler söylemek istiyorsun? Yani? Tabii ki baskı hani oluyordu. Nasıl oluyordu? Yani gol bulmak için de mesela gol yemeyelim. İşte kazanma zorunluluğu hissediyorum bazen böyle. Tabii ki futbolda kaybetmek de var yani 12'de 12 yapmışız. Yani bir yerde hani illaki mağlubiyet olacaktı. O da bu maça denk geldi. Bizim şimdiki hedefimiz 10 tane maçımız var. Hani şöyle bir hedef koyduk. İnşallah 10 tane maçımız 10'unda hani vura vur gitmek, kazanmak yani. Bir an önce Süper Lig'e çıkmak. Tek hedefimiz olur yani. Peki sen ileri dönük Avrupa'da oynamak istiyorsun. Evet. Kafanda bir takım var mı? Şu an iddialı bir açıklama ama bu ilerleyen atıyorum 5 yıl sonra bu videoyu izledin mi? İnşallah. Ya da sana en yakın lig hangisi oluyor söyleyeyim sana yardımcı olmak aslında. İtalya ligi daha iyi mücadele. İtalya ligi olabilir. Premier ligi olursa çok iyi olur. Peki futbolcu olmasaydın ne olmak isterdin kardeşim? Futbolcu olmasaydım. Yani gene sporun içinde kalmak isterdim. Sporu gerçekten çok seviyorum. Yani beden eğitimi öğretmeni olabilirim yani. Sergen kardeşimize teşekkür ediyoruz. Onu daha fazla yormayalım. Röportaj için ayrıca teşekkür ederiz. Bizi izleyen herkese de abone olmalarını öneriyoruz. Herkese de hayırlı akşamlar diliyoruz burada. Hayırlı akşamlar.